Dinle. Böyle bir ağaç. Rüya değil mi? He, bir ağaç rüyada. Ama çürümüş bir ağaç. Sonra o ağacın içerisinden bir filiz çıkıyor. Yeniden bir filiz çıkıyor. O hadiseler olurken... O bizim hadiseler olur. He, olurken böyle bir şey, rüya gördü. Herkes ağaç bitmişti, zannetmişti. Ama yeniden bir doğuşun, yeniden bir gelip... Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Biraz daha aç istersen. Arkadaşlar, hatırladığım kadarıyla yaptığımız ders sırayla Kur'an insanın konuşmasına benziyor. Hatırlarsınız. Böyle bir ders yaptım. Sonra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bunları yapabilmiş, nasıl muvaffak olmuş yapmıştık. Sonra mevcudattan Allah'ın ispatını yapmıştık. Ondan sonra yani herhalde 4-5 tane iman ders yaptık. Değil mi? Şimdi Risale-i Nur'un açık olarak demediği ama demek istediği yerlerden okuyacağım. Yani içinden aldım. Bu arkadaşlar, hocaları, sahipler, en çok size lazım. Hepsine de lazım. Risale-i Nur'un dediği değil, demek istediği. Yani okuyup da yapacağımız çıkarımlar hepimize bakıyor. Yani direkt kelimede göremezsiniz. Hasreten hocalara. Eğer geleceğe ait bir şey yapmak istiyorsanız. Farklı farklı mevzu okuyacağım. Bu şey midir aslında? He. Daha önceden de bir bahsetmiştiniz de. Nokta-i nazar dersi. Ha, nokta-i nazar. İstikbale, işte hedefe yönelik bir evet. Ders. Evet. Yani seni istikbale bağlayan bağlar, sebepler, vesile. Çünkü Allah bu kainata vesilelerle icraat yapıyor. Vesileye ne kadar temessük edersek, vesile, mesela gavurlar, hak bir vesileyi batıla sebep yapıyorlar, onun için muvaffak oluyorlar. Yani hedefleri batıl, ama kullandıkları yöntem, vesile doğru. Müslümanlar ise doğru bir hedefe yanlış yöntem kullanıyorlar. Yanlış yöntem kullanıyorlar. Şimdi ben hepimize lazım. Kursta işte burada, ranzada, sınıfta, ders sınıfında, okulda, kendi aramızda, hatta da kendi kendineyken, evde, aile hayatında, siz bu kurstan gittikten sonra diyecekler işte ne aldın falan, demeseler bile senin sergileyeceğin ahlak. Birinci konumuz şu, 2-3 tane konu yapacağım başta altında. Birincisi güler yüz. Muvaffak olmanın en keskin silahlarından bir tanesi. Alleme-i cihan ol, suratına sık, güler ciddi, ciddini sevsinler. Adam senin tipini görünce zaten 6 ay yemek iştahası gidiyor. Küsün ya. Ama iki kelime diyor ama yamuk yumuk, yani o kadar da doğru bir cümle değil. Ama tebessümlü. Bu ihtiyaçtan yazıldı. Ona ait bir hadis zikrediyorum. Geçeceğim. Bir şey söylemek, bir şey yapmak bir ihtiyaçtan veya bir boşluğu doldurmaktan geliyor. Sırınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tebessüm sadakadandır demiş. Bu hadisten mefhumu muhalifiyle bu hadisi ona söylettirmesine, söylemesine sebep olan cemiyet hayatındaki psikolojiyi size seyrettireyim. Somurtkan, sert, vurup kıran, ne bileyim. Bunun tersi ki koca fahri kainat tebessüm sadakadandır demesine sebep olmuştur. Zira hadisler
bir hatayı düzeltmeye, olmayan bir ahlakın kurulması için kullandığı, sarf ettiği kelamlardır. O zaman ne kadar he Hanefi, ne kadar suratlar asık ki bunu söylemeye ihtiyaç duymuştur. Okuyorum. Benim buldum külliyattan. Güler yüz büyüleyicidir. Cümle cümle. Güler yüz semavi sofradır. Yüzünüz, simanız sofradır. Tebessüm sadaka. Yani ne demek sadaka? Susuzluğunu gideren su. Yani kelamımız lokma, ekmek ki doyurmaktır. Kelam lokmadır. Ekmek gibi doyurmaktır. Kelam lokmadır. Sadaka sudur. Dolayısıyla tebessüm semavi bir sofradır. Maide-i Kur'aniyedir. Tamam. Devam. Güler yüz, gündelik hayatın yorgunluğunu zevke, lezzete dönüştürendir. Mesela baba geliyor, ev geliyor veya sen, ben. Çok gergin bir ortamdan gelmişiz. Bir güler yüz, her şey bitiriyor. Bir de okuyayım. Gündelik hayatın yorgunluğunu zevke ve lezzete dönüştüren sihirli bir davranıştır. Sihirdir. Büyülemektir. Güler yüz insanın kimliği ve kişiliğidir. Herkes yapamaz. Allah layık olmadığı için herkese nasip etmez. Adam öyle güzel şey anlatıyor, suratı zehir zemberek. Uslubu sokan, dili parçalayan. Anlatsan ne olur ki? Güler yüz, insana ümit ve hayat verendir. Güler yüz, insana ümit ve hayat verendir. Elektrik gibi, donuk hayatları hareketlendirendir. Güler yüz, hiçbir kimse ama hiçbir kimse güler yüze karşı direnemez, sonunda teslim olur. Hiç kimse ama hiçbir kimse güler yüze direnemez, sonunda teslim olur. Mesela bir adama bir şey anlatıyorum. Nasılsınız? İyiyiz. Petrolda mı ne oldu? Ondan sonra ya maşallah ne kadar da insanların şey derken adam hep surat yani şey tipimden tabii farklı olduğumuzu anladı tabii. Yani ondan sonra her konuştuğumda tebessüm, en sonunda o da gülmeye başladı. Dedim ki, ne kadar da yakışıyor gülmek biliyor musun sana? Kafayı çevirdi. Tek bir şey yaptı, çok duygulandı. Biliyor musun dedim, hayvanlar gülmüyor. Hiç gördünüz mü böyle? Köpeğin gülüyor. Dediniz mi? He? Köpeğin sikirdin. Sır. Yaptı mı? Yok. Bilmiyor. Gülmeyi bilmiyor. Hayvanlar gülemezler. Gülmek insana mahsustur. Abi konuyu destekleyen bir şey anlatayım da bizim Hanefi'nin babası babası Arap emmi gülerek küfür eder. Millet hiç kimse alınmaz. onun dediğinin yarısını var ya birisi dese mahallede kavga çıkar. Ama gülerek düz gider hiç bir şey olmaz. Aynen. Öyle bir kaçık şey var mı? Acayip bir şey. Çünkü ona dedim ki bak gülmek sana ne kadar yakışıyor. Biliyor musun dedim. Hayvanlar gülmez. Ne dedi biliyor musun? Anlamlı bir şey söyledi. Dedi ki kardeşim hoca olduğumu biliyorum. Kardeşim dedi. Aile ve cemiyet hayatı bize gülmeyi unutturdu. Unutulan bir insanlığımızı hatırlamaktır bu ders. Abi Fransa'da bir markete gittik şimdi. Bak yeni geldi ya Fransa'da. Sinan'la beraber bir tane
küçük bebek abi, 1,5 yaşlarında falan, hatta belki 1 yaşında bir bebek. Fransız. Evet, bir tane gözlük var gözünde çocuğun, yani ciddi derecede göz bozukluğu var çocukta, gözlükten anlaşılıyor. Böyle tam müteveccih olamıyor, tam odaklanamıyor. Geçerken ben tam yanından, şimdi biz çocuğa karşı ilgimiz var, biz gayri ihtiyari, yani bizim kültürümüzde bu şey var. Şöyle bir baktım ya çocuğa, gülümsedim. Çocuk odaklanamadı. Şöyle bir baktı. En sonunda odaklandı. Baktı ben gülüyorum. Çocuk şöyle yaptı. Şaşırdı gibi. Allah Allah. Ama nasıl gülüyor? Bütün yüzündeki bütün hatlar gülüyor çocuk. Nefes var. Ondan sonra başladı böyle yapmaya bana doğru. Gelmek istiyor arabacığın içerisinde. Gelmek istiyor. Şimdi ben de biliyorum onların pek çocuklarına... kimsenin dokunmasına şey işte yapmıyor. Müsaade etmezler. Yanlış anlaşılıyor. Ha, hoşlan... Gavura bak. Çocuk sevmek başka şeye anlaşılıyor. Şimdi çocuk öyle bir gelmek istiyor ki o araba ittiriyor. Yani o market arabasının içinde araba ittiriyor çocuk bir taraftan. Ben de uzattım elimi. Çocuk elimi tuttu. Tuttuktan sonra böyle bir sanki bir bütün bir kabarmış bir şey vardı. O söndü, indi. Ondan sonra Sinan da bakıyor bana, yani ben aslında bilmediğimi düşünüyor ki hani onların çocuklarına dokunulmaz falan filan gibisinden. Ben biliyorum ama abi şey yapamadım. Dayanım. Benim şeyde de şimdi babasıyla annesi beni görüyorlar Hasan abi. İlginç olan bu. He. Babasıyla annesi beni görüyorlar. Fakat görmemezlikten geliyorlar ki hani bir an önce uzaklaşsın yani çocuğun yanından diye. Arada böyle yan gözle bana baktıkları ben görüyorum. Ben de onların hareketlerini çok iyi takip ediyorum. En sonunda... baba yine raflarla uğraşırken kadın döndü. Ondan sonra hafif şöyle bir gülümseydi. Tamam yani gidebilirsin artık der gibi şey yaptı. Abi yani mecburen çocuk tuttu parmağımı, şu parmağımı tuttu bırakmayayım. Mecburen bıraktım çocuktan. Ondan sonra şöyle bir onlara da gülümsedim. Oradan ayrıldım ama hiç memnun olmadılar. Ama bu ne kadar fıtrata zıt bir şey ya. Yani İslam nasıl bir şey böyle? Altını kuru çocuğun. Karnı doluysa patlasın, çatlasın, ağlasın, ciğeri patlasın. Kesinlikle kucağı almazlar. Kural öğretiyorlarmış. Kuralın yerin dibine batsın seni. İçim gidiyor yani. Çünkü 12 sürsene demiyor oralarda. Kural öğretiyormuş. Kuralını sevsinler. Allah Allah. Gülmeyi bilmiyorlar ki. Öğretsinler. Okuyorum. Güler yüz... İnsanların ruhlarına girme, insanların ruhlarına girme, nüfus etme yöntemi ve yoludur. Gönüle giriyoruz. Güler yüz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ilk önce onların en çok ihtiyaçları olan yemek yedirirdi. Mesela tebliğ edecek değil mi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Gel ben size Allah'ı anlatacağım demedi. İnsanlara istisnasız mektubata bakın. 19. mektuba. Arkadaşlar ders yapanlar hepiniz yapacaksınız ama şimdi yapanlar hadisete. Peygamber aleyhissalatü vesselam tebliğ yapmadan önce ilk önce insanların en zayıf damarını tuttu. En zayıf damarı açtıktı. İkram yaptı sonra ikramın içerisinde anlattı. İkramın içerisine koydu. Çünkü ikramınla sana ram olur. Bu açlık o zamana ait bir şey değil gibi abi. Sanki yok. O zamanda da aynı şey, aynı kanuniyet var. Ama bu zamanda ekmek açlığı yok. Ona geleceğim. Ama bu zamanda mesela Peygamber Aleyhisselam zamanında ilk önce açlık vardı. Açlığı yöntem olarak kullandı. Ey ders yapanlar! Allah Resulü o zaman Peygamber İsa Aleyhisselam zamanında dini anlatmadan önce İsa Aleyhisselam insanların hangi zayıf damarı tuttu da onu giderdikten sonra dini anlattı? Hangi cinstendi İsa Aleyhisselam'ın cinsizi? Hastalık. Hastalık. O cinstendi. Değil mi? O cinstendi. Sihir Musa Aleyhisselam zamanında. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında kıtlık ve açlık. Ona gelecek. Bu zaman Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında ilk önce onların en çok ihtiyaçları olan yemek yedirirlerdi. Sonra tebliğ ederlerdi. Şimdi onun yerine alaka, irtifat, güler yüz. Sahiplenmek. Sen benim için değerlisin.
Ekmeğe ihtiyaç yok kardeş. Alakaya ihtiyaç var. Sahiplenmeye ihtiyaç var. İltifata ihtiyaç var. Güler yüze ihtiyaç var. Kucaklanmaya ihtiyaç var. Kucaklamaya ihtiyaç var. Güler yüze ihtiyaç var. Bunu muvaffak olursanız, bunun içerisine anlatacaklarınızı koymak kolaydır. Karşıki tarafı fethetmenin yolu budur. Bir tek ikram muhabbeti, bir tek tokat muhabbet adaveti gösterdiği gibi diyor Risale'de. Ben örnek olsun diye söylüyorum. Mesela ana kadar oluyorlar, yurt dışı, yurt içi seviyorlar, ne bileyim takip ediyorlar. Zannediyor musunuz ders yapışımda? Yok. Ana kadar oluyorum, meşgul oluyorum, ziyaret ediyorum, cenazelerine gidiyorum, düğünlerine gidiyorum, hastasına gidiyorum, elimden geldiği kadar. Değer veriyorum. Haram olsun yalan diyorsam, bir tane çikolata 20 günde bir ayda yememişim Avrupa'da. Hiç düşkünüm yok. Bir tane. Hani bir tane komple söylüyorum çünkü kenarda yediğimi olabilir. Bir eve gitmişiz de kırmışım. Bir tane yemiş. Ama gelirken benim kilo 30 kilo yurt dışına. 30 kilonun 25 kilosu rahat çikolata getiririm. Bir tane orada yememişim, orada yerim. Hep dağıtırım. Bir tek. Örnek için sakın ha başka şekilde anlamayın. Bunu yani bir ikramınla sana rağm olur. Çünkü bir tek ikram muhabbeti, bir tek tokat adaveti gösterir. Değer veriyorsun. Tamam. İsa Aleyhisselam zamanında mucize çeşidi diriltmek üzereydi. Hastalıklara şifa vermek üzereydi. Musa Aleyhisselam'da sihir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da kıtlık ve açlık, susuzluk, şimdi ise iltifat, alaka, güler yüz, sahiplenmek, kucaklamak. Bunu muvaffak olursanız bu bir tanesini, gerisi kolay. Bir de abi sizin tespitiniz var ya, hani aklen konuşursanız insanların aklına, kalben konuşursanız kalbine, güler yüz ve muhabbet içinde olan bir konuşma ile konuşursanız karşı tarafa gönlünü fethediyorsun. Evet. Oraya şey yapıyorsun. Bak ne güzel hatırlattın. Yani insanlar konuşma hayatından konuşuyor. Hayata tesir eder. Dimağından konuşuyor. Fikir var. Maneviyat yok o kelamın içinde. Karşıki tarafın dimağını aktif eder. O kadar. Gönlünden konuşuyor, gönlünü fethedersin. Güler yüz paketiyle sana gönderiyorsa, senin o manyetik alandan kurtulma şansın yoktur. Bak, sihirdir diyorum, ne olur inanın. Güler yüz sihir ve büyüdür. Vallahi kurtulamaz, yemin ediyor. Dilense bile, hayır hayır diyor. Ayrıldın, hala kurtulamadı. Güldüremedin değil mi? Unutamaz. Sihirdir, büyüdür, güler yüz, irtifat, alaka. Bir sahiplen bakalım. Unutsun da göreyim seni. İstese de unutamaz. Mümkün değil. Ya. Benim sözümü, bunu oldu da, hulasa biraz önce anlattım ama burada şey yaptım. Benim sözüme direndiler ama asla güler yüzüme direnemediler. Direndi işte. Direndi, direndi, direndi. Güler yüzle. Sonra hafif tebessüm ettirince, aha ne kadar da yakışıyor dedim ya. Allah Allah. Falan istersen bir aynaya bak. Gülerken. O zaman işte söyledi işte. Bize dedi, cemiyet gülmeyi unutturdu. Cemaatin olmasa güler yüzün de olmaz. Biletlerle bir akşam çıktı biraz gezdik de abi. Şeyden bir an efendim gelinlerle. Abi dedi, niye herkes bize bakıyormuş gibi hissediyorum ben? Abi dedi, hissetmiyorsun çünkü bakıyorlar diye. Niye dedim bakıyor? Ne yazıyor? Abi dedi, gülüyoruz ya, ona bakıyorlar diye. Biz böyle muhabbetle, gülerek şey yapıyoruz. Böyle dolaşıyoruz. Gelen, geçen bakıyor. Şöyle bakayım de, şöyle bakıyor yani adamlar. Abi dedi, bunlar bize bakıyormuş gibi hissediyorum ben. Dedi ki, ya abi hissetme dedi, aynen öyle bakıyorlar.
Dedim niye bakıyorlar İbrahim abi? Abi de gülüyoruz ya dedi. Bunlar dedi böyle şeyleri görmemişler dedi. O yüzden bakıyorlar. Yani ne hale gelmiş ki bak iş dünyaları. Gülen bir insan görünce. Yani onların gülmesi şey abi. Simada yok, seste var gülme. Farkındaysanız. Simadayım. Bak şimdi suratıma bakın. Konuşmam suratımla. Gülme suratı bak. Konuşuyorum. Aynı. Sesim gülme. Ama sizin karnınız oynuyor mu? Bilerken karnı oynamayanlardan korkun. Öyle bir söz var. Şimdi bunlara komik geliyor. Ama hakikaten gerçek yani. Bak. Bak hem gülüyorum hem suratım da gülüyor değil mi? Bak ötekisi şey yaptım. Suratım gülmüyor ki. Allah Allah. Eve demeyesiniz. Ne ders yaptınız? Gülme eğitimini yaptırdılar bize. güler yüz güvende olmayı, güvende olduğunun mesajıdır. Güvendesin. Benden zarar gelmez. Karşıya verilen mesajdır. Güvendesin. Endişe. Güler yüz, havuzun dolduğunu gösteren taşma olduğu gibi, havuzun dolduğunu gösteren nedir? Üzerindeki taşma olduğu gibi, doyumun, güvenin dışa taşımıdır güler yüz. İçsel doyanlarda olur güler yüz. İçi kan alıyor, kaos, fırtına, tsunami, depremler var. Nasıl gülecek? İçinde başını devirsin. Dışarıda. Yani havuzun bardağın dolduğunu nasıl anlarsınız? Taşınca. Bir insanın güler yüzlüyse içi taşmıştır. Taşanın özelliğidir. Söylemiştim bunu. Güler yüz kelam gibi sihirdir, büyüdür. Güler yüz karşıya taşınmaktır. Güler yüz karşıya giriş kapısıdır. Gireceğin yerin çıkışını da bilmiyorsan oraya sakın girme. Girdiğin yerin çıkış kapısını bilmiyorsan sakın girme. Bedenleriyle dünyada yaşayanlar gülemezler samimi. Bir daha son cümlem güler yüzde. Bedenleriyle dünyaya, dünya için yaşayanlar samimi gülemezler. Bu dünyada kalpleriyle yaşayanlar gülerler. Başka yer okuyorum. Ve herhalde son olsun. Enaniyet ve haram yemekle olurlar. Enaniyet, gurur, kibir. Gurur, kibir. Niçin oluyor diye? Gurur, kibir, haset. Merak ettim Murat. Doğru ve yanlış bana ait tespit. Haram yemeklerde, haram yiyenlerde olur. Çünkü doğru malzemelerle yanlış inşaat olamayacağından gözden giren, burundan giren, dilden giren, kulaktan giren, elden girenler içeride canlanıyorlar, ruhlanıyorlar. Haram yiyenler, haram seyredenler, haram dinleyenler, haram gasp edenlere, haram dokunmalar insanda taassup, enaniyet, gurur, kibir, tenkit, sufli sıfatlar öne çıkmaya başlar. Okuyorum bu başlık altındaki yazıyı. İnsanlar niye laf dinlemiyorlar merak ettim. Ya anlatıyorsun anlatıyorsun. Niye insanlar laf dinlemiyorlar veya dinleyecek halleri yok? Devam ediyorum soru. Duyduklarıyla niye amel edemiyorlar? Sahabe duyduğunu yaparmış. İnsanlar niye yalan söylüyorlar? Çünkü haram yiyor.
şey söyleyeyim mi size? Bana ait. Şu anda söyleyeceğim. Bana ait. Daha önce de tespit ettim ama bugün de tespit ettim. Bazıları dengesiz olmuş. Biraz ileri deli olmuş. Yani psikoloji öyle bozulmuş ki deli. Kimlerde, hangi tiplerde diye fazla meşgul olduğum için herhalde Allah'ın bana ikramı. İyi dinleyin. Ha kimlerde olur bu psikoloji bozukluğu? Haset ehillerinde oluyormuş. Haset motoru yakıyor içeride. Haset. Ha, yoğulur mu ya, bende bir şey yok. Bir şey demedim sana. İstisna var dedik ya, sen onlardansın. Bir de okuyayım mı? İnsanlar niye laf dinlemiyorlar? İnsanlar niye dinleyecek halleri yok? Niye duyduklarıyla insanlar amel etmiyor? Niye insanlar yalan söylüyor? Çünkü aramıyorlar. Niçin Risale-i Nur anlamıyoruz diyoruz? Çünkü aramıyoruz. Zulmediyor ama rahatsız olmuyor. Zulmediyor, rahatsız olmuyor. Çıktığı manevi makamda tutunamıyor. Risale-i Nur'a giriyor. Çok heyecan, ilk şef dönemi giriyor ama orada tutunamıyor. Uçak kalkıyor, en zor işi yapıyor. Fakat uçak burada tutunamıyor, düşüyor. İktifa veriyor yani, düşüyor. Çıkıyor ama orada kalamıyor. Çünkü aramıyor. Çıktığı manevi makamlardan tutunamıyor. Çünkü aramıyor. Doğruyu söylüyor ama kendisi yapmıyor. Çünkü aramıyor. Kitap oku, derslere git deniyor. O da bunu inanıyor. Ama bir türlü yapamıyor. Kitap oku, Hizb-ül Kur'an oku, Risale oku. İnan, hiçbir şey psikolojin kalmaz. Diyoruz inanıyor ama o yapamıyor. Ama rahatsızlığını bildiği halde gene okuyamıyor, okumuyor. Çünkü haram diyor. Haram diyor, haram dinliyor, haram seyrediyor, harama dokunuyor. Yemek tegelli olmuş, ağızda olmuyor. He? Yemek bir tek ağızda olmuyor. Yok yok, yemek, gözle yemek, kulakla yemek, burunla yemek. Hakikatler vücuduna, aklına giriyor. Bu dersleri anlatıyorsun. Veya biz okuyoruz, biz, başkasını değil. Alıyorum. Bak. İman Rabbesinde cenneti mevcut olduğu hakikatiyle gördüm. Uyku. Evet sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı şöyle dedi, siyaset fal taşı gibi göz açılıyor. Açınca iman itasıyla kendisini sana tarif etmesi, uykum geliyor abi, ben kitap okuyamıyorum. Siyaset deyince, maç deyince açılıyor. Çünkü aramıyoruz. Abi okudum anlamıyorum. Çünkü aramıyoruz. Haram dinliyoruz. Haram seyrediyoruz. Olur mu ya? Tamam. İtiraz etme. Sen istisnasın. Sen istisnasın. Hem helal yediğin halde, helal seyrettiğin halde Risale anlamıyorsun. He? Gelen hakikatler kendinde değişiyor, boyalanıyor. Okuyorsun bu dersi. Adam siyasete girme diyor, ders yapıyor. Bediüzzaman'ı diyor CHP ile barıştırmak lazım diyor. Bu da bak yenisi. Şöyle bak. Kemalizm ha. Müslümanlığı, İslamiyet ortadan kaldıran adam rejime. Usta da 50 sene zulmetmiş. Utanmadan, hiç sıkılmadan, utanmadan ona oy verin diyor. Din adına. Kim bunlar? Çünkü haram yiyor. Haramla abat olan kahriyle berbat olur. Çünkü haram yiyor. Başörtü düşmanı partiye, başörtüler oy topluyor. Çünkü haram yiyor. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir rejim gelmeyecek. Ama biz bu rejime karşı İslamiyet'i yaşayalım diye cemaat olduk. Dini cemaat, dini cemaat din düşmanlarıyla beraber. Çünkü aramıyor. Hakikatler vücuduna, aklına giriyor fakat akılda tutunamıyor hakikat.
çıkıyor. Çünkü haram diyor. Gelen hakikatler kendinde değişiyor, boyalanıyor. Çünkü haram diyor. Yahudilerde olduğu gibi servet var ama hem yemiyor hem de huzursuz. Çünkü haram yiyor. Haram yiyenler de helalına, haramına bakmayanlar da istikamet olmaz. İhtina sırat-ı müstakim olmaz. Haramına, helalına dikkat etmeyenler de istikamet olmaz. Haram yiyenler de hizmet edenleri takdir edemez. Haram yiyenler taassup ehli olurlar. Haram yiyenler tenkitçi olurlar. Haram illa haram ağzı aç yapmayın. Kulağın haramı ses, gözün haramı renk ve şekil, burun, tamam? Ağız, ağzın haram içeri sokmak değil. Menfi'yi komple harekete getiriyor. Evet. Ferustat'ın tabiriyle 13. levada fena madenleri aktif ediyor. Şey ve sadakatsizlik de buna girer mi abi? Hayır, haram diyor. Mesela bak, okuyor, ne olur siz bana söyleyin. Allah'ın seversen, Nurcu bu. Ben başkasına bahsetmiyorum. Zira güzelin güzelliğini artıran çirkinin çirkinliğidir. Okuyor. Tamam mı? Okudu. Fakat, yekrauna Kur'an. Kur'an okurlar ama hadiste boğazdan aşağı inmez. Çünkü haram yiyor. Haram yiyor. Haram yiyor. Haram yiyor. İstikamet yok. İstikametli cemaat içinde. Mücedditlik içinde deccallarla beraber. Çünkü haram yiyor. Haram yiyenlerde, helalına haramına bakmayanlarda istikamet olmaz. Sanki dar ambarında olsa da aç tavuk gibi olur. Nurların içinde de olsa nursuz olurlar. Vay be. Bakayım kaç dakika oldu. Sonuncusu biraz daha son söyledi. Son söylendi. Çok ilgisini çekmiş. Bilmiyorum kaç dakika olmuş. Son değil mi? Bir daha mı okuyayım? Evet. Haram yiyenlerde, helalına haramına bakmayanlarda istikamet olmaz. Çünkü Allah seni korumaz. İmam Azam'ın bir sözünü söyleyeyim, daha hoşuna gidecek. Bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız, nereye gittiğine bakın. Ne diyeceğim biliyor musun? Bir mal derken, bunlar falan değil. En büyük mal, hayat sermayesidir. Hayatını nereden nereye harcıyorsa, o hayatını o cinsten almış. Sebep olmuş. O cinsten giymiş. Allah Resulü diyor ki suyun başında dahi olsanız iktisat da alın. Suyu mu anlıyorsunuz? Neyi yönetiyorsanız Allah'ın dediği gibi yönetin demektir. Servet mi yönetiyorsunuz? Aile mi yönetiyorsunuz? Vücudunuzu mu yönetiyorsunuz? Okul müdürü müsünüz? Anne misiniz? Baba mısınız? Suyun başında mısınız? Su. Neyi yönetimindesiniz? Sünnet-i seniyeye uyarak yönetin. Su değil o. Çünkü bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan nereye gittiğine bakınız. Şurayı da okuyayım da psikoloji olsun. Aynı rüzgarlar gemilerden biri güneye, diğeri batıya gider. Önemli olan yelkenin durumudur. Aynı ömürle cehenneme, cennete. Aynı hizmetle dalalete de hizmet eder hizmet. Unutmayın, insanlık kategorisi üçtür. Mümin, münafık, kafir. Kafir, müminin neresinde durur? Karşısında. Münafık nerede durur? Yanında. İçinde. Müminin yanındadır. Kafirin yanında olmaz münafık. Mümin, münafık. Münafık kafir yanında olmaz. Müminin içindedir. Şimdi ders yapıyorduk da aynı konu oldu abi.
Adam Risale-i Nur okuyor, 33 dereceden mason. Mason. Şimdi Mehdi biliyor. Yani şey değil, lider değil, siyasi bir lider değil, Mehdi olarak bekliyor. Demireli değil mi? Süleyman Demireli. O gebermiş olan. O gebermiş. 33 dereceli mason oldu. 33 derece mason ne demek biliyor musun? O çıktı da itiraz etmedi. 33 derece masonu alabilmesi için şu var. 32'de namusunu başkasıyla olacak karısı. Hiç sabredebilir. Kızarmıyorsa 32'yi alır. Gözünün önünde. 33 ne biliyor musun? Korkunç ondan. Bu masa, bu sandalye, Kur'an-ı Kerim açık, ayağının orada. Gelecek adam sandalye otururken Kur'an'ın sayfasını açacak, iki tarafına da basacak. Ama oradaki ehil gözetleyen kadro, numara verecek adamlar sana bakıyor, kızarmayacaksın. Kızarmadığın anda 33 alırsın. Risale-i Nur okuyor. Risale-i Nur adına çıkmış bir topluluk. Ramıyor. Dilin seni ifşa etmesin. Başka? Susayabiliyorsan, bak, susabiliyorsan içeridesin. Konuşman nispetinde dışarıdasın. Çok korkunç tespit. Susabiliyorsan enfüstesin. Konuşma nispetinde dışarıdasın. Çünkü dışarıdakilerin anlaşma malzemesi konuşmaktır. İçeridekiler için konuşmak yoktur. Zaten kullanılmıyor. Hep merak etmişim. Çekilen videolarım, o çekilirken hissettiklerimi videolarımda da var mı acaba diye merak etmişim. Şu anda çekiyorsunuz değil mi? Çekiliyor. Sesimi, tipimi çekiyorsunuz. Hihi yapıyorum. Bir şey. Ama acaba hissiyatımı da çekebilseniz, acaba bu davranışıma uygun mudur? Hep merak etmişimdir. Hep size riyakarlık çizdim ben kendime yazmışım. Çünkü siz konuşmuyorsunuz, ben konuşuyorum. Acaba bu konuşurken kelamım ve davranışım kontrol edebiliyorum. İyi bir usta, iyi bir usta yalancıyım. Sizi aldatabiliyorum davranışım konuşmamla ama Allah aldatamam, tövbe. Acaba bu konuştuklarım, hissettiklerimle duygularım aynı midir diye hep merak etmiş. Bilmiyorum. Son iki cümlem. Acaba albümdeki resmim neler hissediyor şimdi? Merak ettiniz mi onu? Albümdeki resim var ya. Çak çektik mi? Ben değil. Buradaki resim. Acaba resim neler hissediyordur? Abi resim hisseder mi? Bilmem. Madem hissetmiyor, madem cansızdır, Allah Resulü niye yasakladı? Timsali sureti olmasın. Peki, buradaki resim, hayalimizdeki resim, hayal ediyoruz, cinselliğimiz artıyor. Hayal ediyoruz, gadabımız artıyor, vuruyoruz, kırıyoruz. Cansız bir şey seni aktif eder mi? Hani cansızdı? Merak etmiş. İlkokul 4'e veya 5'e gidiyordum. Bizim memleket Karadeniz'e böyle. Yunanistan'dakiler de bilir. Fransa'dakiler bilmez. Burak nerede? Nereye gitti? Ev dersini ihtar. Bak. Böyle köyler böyle ya. Tak 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 böyle ya. Bizim bu köy böyle. Karşıki taraf var. İlkokul 4'e veya 5'e gidiyorum. Şöyle düşünürdüm. Eskiden beri demek ki kafa bitmiş bizde. Diyordum ki acaba ben şu anda dağ gördüğüm gibi mi? Acaba dönsem gene orası var mı? Sonra çocuk kafalı ya yanlama bakıyordum. Var. Ama inanmıyordum. Ben baktığım için var diyordum. Bakmadığım zaman o yoktur diye inanırdım senelerce. İlkokul 4'e gidiyordu. Normal değil.
Ve ne demiştim biliyor musun? Daha acayibinize gidecek. Sizi kandırırım ama Allah'ı kandıramam. Tövbe. Rabbim şahit. Dörtü veya beşe gidiyordum. Ben evlenmeyeceğim diyordum. Ve vallahi. Bu niye diyordun abi? Bilmiyorum. Ben ilkokul 4 veya 4'e gidiyorduk. Köye elektrik gelmiş. O zamana kadar hiç tahrip görmedik. Herhalde ondan olsa gerek. Köy elektrik olmadığına göre elektrikle çalışan hiçbir şey yok. Buzdolabı. Hatta karpuz belki ayda yazın en fazla 2 veya 3 tane görürdü. Şaşırırdı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Karpuzu getirdikleri zaman kırmızısını beyazla yediğim. Yok bilmiyoruz. Elektrikle bir şey görmedik. Sizin hayal ettiğiniz filmleri bilmem. 17 yaşında zaten dershaneye geldik. Allah razı olsun bizim evdekiler şuurluydu Almanya'da kaldıkları için. Elektrik geldikten sonra da eve televizyon almadılar. Şuurluydular. Tamam. Onun için bunlar şimdi gayet normal da resim, albümdeki resmimi düşündüm veya bir başkası. Şu anda olan adam değil kabirde. Şuradaki resim acaba neler hissediyor diye düşünüyor. Ben hiçbir şey cansız görmüyorum. Şunlar hep canlıdır. Başka son, ölüm korkusu, sıkıntılar, dertler vesaire. Bunlar haricin sıkıntıları değil, senin içsel problemin. Bunu aşarsan rahat. Çünkü ölüm korkusu sana ölecek olan vermiş. Seninle alakası yoktur. Adem de hata yaptı. Şeytan da yaptı. Adem aleyhisselam tövbe etti. Şeytan, ya Rabbi sen Allah'sın, sana isyan ettim ama tövbe etmedi. Dedi ki, ya Rabbi ben sana Adem'den fazla secde ettim. Doğru. Sema'da secde etmediğim yer kalmadı. Sen Allah'sın. Hiçbir şeyi karşılıksız bırakmazsın. Dedi. Allah da dedi ki, ne istiyoruz? Dedi ki, kıyamete kadar ömür istiyorum. Tamam. Sana verilenlerden oldu. Ölüm korkusu o kadar vardı ki, ölmemeye kullandı o servetini. Dolayısıyla ölüm korkusu şeytanın bize saldığı kokudur. Burada bir tanesi koku pşşşt yapsa dumanı var ya ne biçim koku bu falan. Oysa bastı. Ölüm korkusu şeytanidir. Çünkü küllü nefsin zaikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun değil. Ruhsal değildir. Nefistir. Bu kağıdın içinde nur var mı? Işık. Ne ile çıkar dışarıya? Penseyle çıkar mı? Tornavida ile çıkar mı? Bunun içerisindeki dumanı ve nuru nasıl çıkarırsınız? Kirbitle. Değil mi? Ha. Peki, bu şu anda bunun içerisinde nur hapis midir? Hapistir. Kim yanmak istemez şurada? Kağıt. Ama içindeki nur yansın ki çıkayım. Ruh, beden ölsün ki çıkayım, gideyim ahirete dermiş. Çünkü hapis. Ölüm korkusu şeytanın bize salgılamış olduğu bir kokudur. Silahıdır. Psikolojimizi bozmak içindir. Peki, geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Bahtiyar insanlar, bahtiyar. Ha? Niye bu derslere bu yaşta muhatap oldunuz? Biz, en küçük kaç yaşındaydı? 12 mi 13 mu? 12 mi? 12 sen miydin? 12. Ötekisi 17, 18. Bak, bu dersler 12 yaşında bu dersler muhatap oldu. Samimi söylüyorum. Elhamdülillah. Ne kadar şükretseniz azdır. İyi, cuma günü gelemedim, borcumu ödedim pazartesi. Allah nasip ederse cuma günü tekrar gelecek. İnşallah. İnşallah. Borcum borç. Her cuma. Yani haftada bir gün gelecek. Cuma günü gelemedim. Başka bir yere gittim. Bugün ödedim. Ama abi bugün pazartesi, çarşamba, cuma, 3-4 gün var. O normal gün.
İnşallah. El Fatiha.